Benim bildiğim Zühre böyle yapmazdı. Bu işte bir garabet var. Benim Zühre'nin neden gittiğini öğrenmem lazım. İstersen seni telefonla görüştürebilirim. Nasıl? Benim o evde bir tanıdığım var da. Kim? Zekker'in karısı. Isırma. Sen nereden tanıyorsun onu? Isırma benim memleketim. Aksaray'da. Babam babasının yanında çalışırdı. Ta bir vakitler. Isırma, ben, abim, çocukluğumuz hep birlikte geçti. Ölen abinden bahsediyorsun, değil mi? Cemal abi. Cemal abimle Isırma tıpkı senle Zühre gibi birbirlerini sevdalıydılar. Fakat ailesi abime vermedi Isırma'yı. Zekkar'la evlendirdi. Ki senin abinin ölümünün bunlarla bir alakası var mı? Öyle olduğunu düşünüyorum. Sen o yüzden yardım ettin bize. Yok. Yine de yardım ederdim. Aradan bu kadar zaman geçmiş. Neden şimdi kıydılar abine? Bilmiyorum. Onu da Isırma söyleyecek işte. Siz peki konuştunuz mu? Konuştuk da bir şey demiyor ki. Korkuyor tabii. Sana da bir şey yaparlar diye korkuyordur. Bilmiyorum. Ama Isırma'ya güvenebilirsin, onu biliyorum. Gerisinde Zühre söylemişti. Kaçmasına yardım etmiş. Nasıl ya? Bunların evde gizli geçit mi ne varmış. Sürgüpteyken Isırma vesile olmuş. Bak ben Isırma'yı arayabilirim. Eğer konuşabilecek durumdaysa Zühre'nin durumunu ondan öğrenebiliriz belki. Ara. Alo Erdal. Alo Isırma, merhaba. Merhaba. İyi misin? İyiyim ama seninle şu bana verdiğin kundak hakkında konuşmak istiyorum Erdal. Tamam. Onu daha sonra konuşuruz Isırma. Şimdi sana diyeceğim başka şeyler var. Ne diyeceksin? Zühre orada değil mi? Burada. Niye soruyorsun Zühre'yi? Nereden tanıyorsun sen onu? Bunu ben sana daha sonra anlatırım. Bak Isırma, durum çok acil. Ben onun yanında kaldığı Seyit'i ve ailesini tanıyorum, tamam mı? Hepsi Zühre'nin durumunu merak ediyor. Biz de onunla konuşturabilecek misin? Bir yolunu bulurum, bekleyin. Sağ ol Isırma. Bak öbür mevzuyu da sonra konuşuruz seninle, tamam mı? Konuşuruz. Tamam. Ne dedi? Bekleyeceğiz.